Sevgili dostlar, geçen hafta bu hafta pankreas başında kitleler haftası oldu, Whipple haftası oldu. Bugün çok ciddi bir ameliyat yaptım. Gerçekten çok zordu. Ama öteki taraftan da hastanın ameliyat olmayı gerçekten hak ettiğini düşündüm. Çünkü anatomik olarak damarları, yaşı daha 53 yaşında bir hasta. Ayrıca de İstanbul'da çok ünlü bir merkez daha açmışlar, kapamışlar. İkinci merkezde masada kalırsınlar. O hastaya yardım etmekten başka çarem yoktu ve bugün gerçekten zorlu bir performansla ameliyatı gerçekleştirdik. Çok başarılı oldu. Ya defalarca söylüyorum, lütfen hani ikinci bir fikir alın. Yani geçen hafta bir futbol örneği verdim. Geçen videoda bir futbol örneği verdim. Arkadaşlar, yani dünyadaki futbolcuların hepsi eşit mi top oynuyor? Neden bu doktorların hepsinin eşit ameliyat yapmasını bekliyorsunuz, ümit ediyorsunuz? Lütfen yani şansınızı kaybetmeyin. Bir çıt daha bilinçli olun. Bir çıt daha farkına varın. Ya ben inanamadığım bir şey var. Doktorlar eşit. Ama futbolcular eşit değil. Ayrı, herkesin futbol performansı ayrı. Ama doktorların yaptığı iş eşit. Ameliyat eşit. Bilgi eşit. Bunu bir geçmek lazım. Neyse, uzatmayacağım. Masamda Ahmet Bey var. Ahmet Ulusoy. Ahmet Bey 54 yaşında, geçtiğimiz ay içinde pankreas başında kitle var diye çok fazla onu korkutuyorlar. Sevgili oğlu pankreas başında kitle, Whipple ameliyat denince, araştırınca 6 ay bile ömür verilmeyecek vesaire noktasında tedirgin oluyor. Ama oğlu neydi adı? Halit'in soracak. Halit. Evet. Halit çok bilinçli bir adam ve Halit hemen tık 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 birinci basamak, ikinci basamak üniversite araştırmalarını tamamladı dedi. İnternetten diye araştırdığında daha hiç kimseye oynatmadan babasını, hocam ben bu işi araştırdım, tık 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 bu en iyi, siz yapacağınız kanaatini vardı. Tabii ki en iyi biz yaparız diye bir iddiamız yok da onun kanaati. O yüzden de ben size teslim olmak istiyorum dedi. Evet. Ya işte şöyle yaparız, böyle yaparız, ikinci fikir alın, daha başka doktora gitmemişsiniz falan. Ya hayır hocam, biz ikinci doktora gitmeyeceğiz dedi. Evet. Biz burada ameliyat olacağız dedi. Hemen hızlıca organize olduk. Pazartesi günü muayene olduk. Çarşamba günü hemen ameliyatımız olduk hocam. Çarşamba günü. Pazartesi muayene oldu, hemen planladık. Çarşambayı ben de onayına aldım. Geçen hafta çarşamba günü ameliyat ettik. Bugün günlerden salı. Sıfırıncı günü saymayız biz, bilirsiniz. 6 gün olmuş daha. Evet. Çarşamba ameliyat oldu, öğlen ameliyat oldu. Ondan sonra perşembe, cumartesi günü taburcu oldu. 3 gün hastanede kaldı. Ve şu anda da 3 gün sonra cumartesi dedik ya, pazartesi salı, 3 gün sonra da kontrole geldi. Evet. Çanakkale'de. Değil mi? Evet hocam, evet hocam. Gitti yolları, şeyler hepsi. Uzun yana dayandı. Dolayısıyla hani pankreas başında kitle bu kadar hızlı toparlandı. Bir de şimdi kalbi temizdir inşallah. Bir de sonuçta güzel gelirse. Dünya benim hocam. Yan gel yat yani. Artık. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederim hocam. Şimdi onu söylemek istiyorum. Bu bilinçlilik sayesinde, oğlunun bilinçliliği sayesinde 6 gün içinde bu kitleden, bu olaydan kurtuldu. Şu anda masada, Whipple ameliyatından sonra. Evet. Ondan düşenlerde sık bu örnekleri görüyorsunuz ama burada onun hızlı toplamasından ziyade bence bu videonun önemi oğlunun çok bilinçli olması ve kararlı olması. O yüzden ben bu videoda büyük puanı oğluna veriyorum. Ben de size veriyorum hocam bu büyük puanı. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben size veriyorum. Ama kendisi gerçekten bir Egeli, Çanakkale'li. Hastalığı böyle, ay karnım ağrıdı, ay ameliyat oldum, nihavend makamında böyle nazlı. Öğrendim ki bu 3 günde yataktan yatırı kaldırırken oğluna tutturmuş kolunu bacağını. Yok, ikinden beri kendim kalkıyorum hocam sabahları. Ben de biraz önce burada bir yarasını kontrol ederken, bilirsiniz ben karnı şöyle bir vuruyorum ya. Evet. Yani bir şöyle tokatlayınca kendine geldi. Kendime geldim. Evet. Hoş geldin. Sağ ol, hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. Nasılsın? Sağ ol hocam. Sen nasılsın hocam? Korkmuştun ama değil mi? Tabii korkmuştum hocam ama senin sayende korkuyu yendim ya, daha önce ilk geldiğinde buraya. Ameliyattan korktun mu? Ameliyattan korkmadım hocam ama seni görünce daha bir başka oldum. İlk gördüğümde zaten. Evet. Nedir Allah hikmeti bilmiyorum. Kendine güven geldi. Kendime güven geldi hocam. Ama başka yerde bu gelmedi bana. Evet. Gelmedi hocam. Hızlıca ameliyat mı oldun? Evet, oldum hocam.
Oldu hocam. Allah razı olsun. Teşekkür ederim hocam. İnşallah sonuçlar da güzel. İnşallah. İnşallah hocam. Bir de inşallah kızının düğününde harmandalı oynarsın. Avuçta stamiyle düğün evet, derdi. Evet hocam. Ne güzel bak ameliyat oluyorsun, düğüne yetiyorsun. Evet falan. İnşallah hocam sen sayenim daha. Önce Allah sonra sen. Sağ ol. Hayırlısı olsun inşallah. İnşallah hocam. Kızın da uğurlu kademli olsun derler. Şimdiden evet, uğurlu kademli olsun. Sağ ol hocam, teşekkür ederim hocam. Sağ ol. Biz temellerimiz biz yapalım. Sen neler söyleyeceksin dostum? Bilinçli olmanın semeresini aldım. Ben şunu söyleyeyim. Araştırsınlar. Sizi bulsunlar yani. Ama ben de günün sonunda günde ilk ameliyat yapıyorum. Yetişemem. Evet. İlle bize gelmeleri şart değil. Bilen birini bulsun. Size, bilen biri siz olduğunuz için. Dur başka da vardır ya. Evet. Yani hocam araştırmalar sonucu olur. Çünkü bu can herkese emanet edilmiyor. Özellikle de güven meselesi olduğu için. Buraya da geldiğimizde güler yüzden. Bize de güven verdiğiniz için. Gittiğimiz bayağı bir doktora gittik. Babamın devamlı içini korkuttular. Hani fazla bir güven vermedi bize. Fazla güven vermeyince babam yemekten içmekten de kesildi. Artık doktor gezdirmektense dedim sorayım, araştırayım, en iyisini bulayım, bir doktora götüreyim. Ondan sonra sizi bulduk Allah'a çok şükür. Sizden de çok memnun olduk. Başarılarınızın devamınızı dileriz inşallah. Ben de dilerim hocam. Daha ne güzel ameller varsınız. Çok güler yüzlüsünüz. İzledim daha önce filanızı. Böyle bir nedense o anda Allah tarafından bilmiyorum. Çok erken geldiniz hocam. Ha buraya geldim. Ben dedim tamam bu oldu. Çocuklar da kararını verdi. Hı-hı. Allah razı olsun. Geçen hafta bugün evet, zaten evet. Ameliyat hazırladık. Evet hocam. Evet hocam. Gelmiş geçmiş olsun. Çok sağ ol hocam. Teşekkür ederiz hocam. Sevgili dostlar, tabii ki pankreas başındaki kitleler ve pankreas ameliyatları, Whipple ameliyatları öyle ki zor ameliyatlar. Bu çok haklı. Biz hani böyle burada şakalaşır gibi bu muhabbeti yapmakta aslında baktığında haklı değiliz yani. Çünkü gerçekten zor ve büyük ameliyatlar ama ameliyat masasında nefes almadan o ritimle çalışmak da çok kıymetli. Şükür ekibimiz kuvvetli. Ayaktayız, yıkılmadık tabiri yerindeyse. Allah güç göstersin hocam. Ben özet olarak damdan düşmeyin diyorum ama düşecek olursanız da yani bilinçli çoluğunuz çocuğunuz varsa bilinçli kararlar verirseniz al işte bir haftada işler halloldu. Evet, evet hocam. Şimdi gelecek hafta kendi işini gücünü gider ama senden biraz nazlanma hissi geçiyor. Yok yok kesin hocam. Yemin et. Yemin etmem şimdi Allah Allah şeyler yemin etmem nazlanma şey yok hocam. He? Giderim giyerim valla. Çocukları nazlanmayacaksın değil mi? Yok yok. Eski toprak diye getirdik. Ya, çamur toprak çıktı. Ama inşallah toparlar. Toparlar. İyi bakalım. O zaman söz veriyorsun. Tabii hocam. Ya, haberi aldın mı? Söz veriyorum. Yani 6 günde gidip gelmeni tebrik ediyoruz ama nazlanmanı tabii eleştireceğiz. Yok. Beni en çok şaşırtan hocam bu ameliyatın kısa sürmesi oldu yani. 10 saat sürecekken evet, 3 saatte yani, o veriyor. Tabii ki. Yani biz zaten aşağı yukarı. Ben acaba bu doktor hile mi yaptı ameliyat? Ben dedim acaba almadı mı ne yaptı bıraktı. Aşk kafa mı yaptı? Evet. Hem işte kardeşimle dua ettik. Kur'an-ı Kerim falan okuduk. Evet. Siz girdiniz. Aradan belli bir zaman çıktı. Yukarı çıktık işte babamın odasına. Bir baktım karşıdan gelmeye başladı SG'de birlikte. Evet. Onda ben de şaşırdım. Acaba aşk kafa mı oldu? Zaten 2,5 saat falan anca olmuştur yani. Narkozun etkisiyle taş çatlasın 3 saat filandır. Evet. Yani biz araştırdık 11 saat, 12 saat, 10 saat. Normalde bakıyoruz yani ameliyat. Yoğun bakım neredeyse. Evet, direkt ondan sonra yoğun bakıma. O yoğun bakıma girince daha çok kötüleşiyor. Evet. Allah'a çok şükür yoğun bakıma girmeden kendini 1-2 gün içinde toparladı. Zaten 3. gün taburcu olduk. Yaklaşık 300-400 kilometre buradan yol gittik. Kendi köylüyüz, köylü yoluna gittik. Köy yoluna. Köy yoluna kasisli şuna buna hiçbir şey demeden çok şükür vardık. Zaten 2-3 gün sonra da kontrole geldik. Şu anda direnler de çıktı çok şükür. Şu anda da güle oynaya inşallah geri gideceğiz. Sonuçlar da güzel çıkar patolojik sonuçları. İnşallah. O da artık babamın şansı Allah'ın elinde. İnşallah o da güzel çıkar. İnşallah. Çok güzel anlattın. Ben öyle tarif ediyorum. Whipple ameliyatı. Evet. 3-4 saat sürmeli, 3-4 saat sonra hasta yürümeli, 3-4 gün sonra da gitmeli. Hep böyle 3-4. Evet. Zaten belini ameliyatta yorulduğu için ve kendi de yorgun, yoğun bakımda tamamen yoruluyor. Yoruluyor. Tamamen artık. Tüm enerji hastanelerde çarçur oluyor. Ben de işte... Adam o zaman 3 ayda toplayamaz. Tabii evet. Hocam yani ameliyattan çıkıyor. Onun etkisiyle yoğun bakıma giriyor. Yoğun bakımda daha da fenalaşıyor. Ben ne zaman salacak acaba o doktora? Daha mı kötüyüm?
O evet. Psikolojiye de giriyor yani. Hastanede de ondan sonra bir hafta, iki hafta. Tabii. Yandan tabii. Hamketen elmez. Şimdi bu hiçbir şeye girmedim hocam. Senin sayende hiç öyle bir şeye girmedim. Direkt odaya odadan yürüdüm. Aynen, bu şu olacağı, bu olacağı hiç nedense bilmiyorum hocam. 5-6 saat sonra meyve suyunu da içtim. Evet, içtim meyve suyunu da içtim. Allah razı olsun. O zaten ikinci gün akşamına ayağa kalktı. 25 adım falan gezindi. İkinci gün koridor var işte uzun. Evet. 200 metre işte 100 metre 200 metre falan dolaşmalı. Yaklaşık 4-5 tur orada atmıştır zaten. Siz de önerdiğiniz için yürüsün bol bol. Ben ameliyat yaptım, yapmamı gerekeni yaptım, en iyisini yaptım dediniz. Çok şükür en iyisi de oldu. Turladık. Şu anda kendinde yani. Sadece başka sözü yok. Çok da, sağ olun. Sevgili dostlar, damdan düşmeyin. Ama damdan düşecek olursanız da adam gibi düşün. Hepiniz gelmiş geçmiş olsun. Sağ olun, Allah razı olsun hocam. Sağ olun. Size sağ olun. Teşekkür ederim.